Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunanistan bütün dünyaya bu şekilde yalvardı. Türkiye'yi acilen durdurun diyerek bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan devletine karşı açıklamasıyla ayağa kalkan Atina, Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiği mektubunda skandal ifadeler kullandı. Dünyadan Türkiye'yi derhal kınamasını isteyen Yunanistan, aksi halde Avrupa'nın Ukrayna devletinden hemen sonra yeni bir savaş kriziyle karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı açıklaması üzerine harekete geçen Atina, savaş tehdidi iddiasıyla Türkiye'yi dünyaya şikayet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sonu yaptığı bir etkinlikte, "Ey Yunanistan, tarihine bak, tarihine dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var, İzmir'i unutmasınlar. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gerekeni yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." demesi Yunanistan'da gündemin ilk sırasına oturdu. Erdoğan'ın bu sözlerinden hemen sonra Atina, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO'ya ard arda şikayet mektupları gönderdi. Türkiye'de buna karşı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu imzasıyla beraber 25 AB ülkesine yeni bir mektup gönderildi. Bu arada Avrupa Birliği endişesini dile getirirken ABD Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan Devleti'nin adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz diyerek Atina'nın iddiasına destek verdi. Aldığı uluslararası destekte mutlu olan Yunanistan Devleti son şikayet mektubunda skandal ifadelere imza attı. Politico haber sitesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Demdias'ın imzasıyla beraber gönderilmiş mektupta Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan söylemine son verilmemesi halinde Avrupa'nın yeni bir Ukrayna kriziyle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.